korkular yağmur gibi, umutlar hep tükendi, zor yaşam. Bir bakmışsın bir dört duvar ve bir de akan tavan. Nefes alıp verirken zoru yaşarsın, kol gezer düşman. Ve farelerin içinde kalmışsın, söner soban. Sen aynı yerde hep, ben aynı yerde bekledim. Çocukken saklandım bahçeydi sokaklar, karanlık komşular sıcak. Gece gündüz aynı dertli insanlar, dolup taşar o taşlı yollarında bitmez kavgalar. Vakit az ya da çok, nakit al cebe sok. Para var ya da yok, filozof dedi Korkut'u iti kaka sorma. Kitabı bırak orada, bu tarihe lanet olsun. Alakok gibi ol, holokosta bir son. Bana kalsa mu son, yağmuru yağsın alevinize sönsün. Savaşınızın şerefi yok, şeref o savaşı çoktan terk etti. Bok koktu çok, panik atak oldu. Anadolu kelimesini koyunca kralsın. Zaten disipline yok meyhaneci, yıllardır doldurur. Korku filmi gibi tekerir şense seda tırmalar. Kumarbazlık diz boyu koçum, iddiaya var mısın? Anılar oğlanca canlanır, moralin bozuksa dinle. Depresyonla çıkma yaşar, rap de yapma. Payback gitar çalmaktansa susarım da. Ne desek bu garibe, büyücü bu pezevenk. Ağzına pelesek, vurmayı mı denesek? Ya da günaha girme biz, vurmayı mı yesek? Ayıp et akıllanmaz, daha ayısı gelecek. Kaldı karanlık mağarada bir baş. Götüne yedi tekme o yağlı kıçına. Başını yapış kendi elinizi. Yaşın olmuş artık kır, beynin yok yeri. Geçen cuma günü geldik İsviçre, Avrupa'ya yani. Evet. İşte cumartesi günü Schtimmen Fest vardı İsviçre'de, uluslararası Türk ve yabancılarla birlikte oluşan böyle uluslararası bir festival. Orada yer aldık. Burhan Ecal vardı, Türk ustalardan, perküsyon ustası. Onunla birlikte bir şovumuz oldu. Benim kendi setup'ım oldu. DJ Funkisi ve Sahtiyan vardı benimle birlikte. Güzel bir konser oldu. Azlı insan geldi aslında ama reklamdan dolayı evet. Bence çünkü biz de pek fazla afiş göremedik ama çok tatlı, kendi aramızda eğlendik. Yabancı seyir de vardı oldukça yani. Almanya'dan gelen seyirciler vardı, diğer evet. Ülkelerden gelenler vardı bizim yerlerden. Evet. Keyifli oldu. Ondan sonra ertesi gün Almanya'ya geldik işte Münih'e. Münih'ten tekrar buraya Berlin'e. Hakan'la işte burada kayıt yapıyoruz şu anda. İki tane yeni parça bitirdik benim albüm için tekrardan. Şimdi Hakan için Hakan albümü için çalışmalarımız. İşte bitti her şey. Ama buraya gelmişken hazır iki parça daha ekleyemedik. Evet, çünkü albümde çıkartmam gereken parçalar vardı biliyorsun. Sahtiyan var, ondan sonra Alaturka Mavzer var, Mihenk Taşı var. Kadıköy Gangsta. Kadıköy Gangsta aynen. Mihenk Taşı. Onun haricinde Tech N9ne var Amerika'dan. Buradan Kill Hakan, Eco Fresh. Ondan sonra Summer Jam. Semi Deluxe, Afrop. Afrop da var. Evet, onlarla bir yaptığım bir çalışma var. Sezen Aksu var aynı zamanda Türkiye'den. Evet. Onun yaptığı bir yerler var. Oldukça bayağı renkli, çok tatlı bir albüm oldu. 18 parçalık. Çok dünyaya dinletmek yani. Nasıl Latin Amerika'dan evet. Çıkan bir sanatçı dinletebiliyor müziği bütün dünyaya? Biz de aynısını Türkçe ile yapabiliriz bence. Gerçekten gelmiş sanatçı. Gecko burada. Merhaba. 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 Ne haber? Hoş geldiniz. İyi. Kıbır kaka efendi. Oluyor. Gençler şu anda yavaş yavaş daha fazla rap dinlemeye başlıyorlar. Türkiye'de biraz özentilik var. Yani insanlar müzikte ayrım yapmaya başladılar. Yani biz rock ya da rap diye ayırmıyoruz insanları. Evet. Çünkü bizim yapmak istediğimiz şey herkesin müziğimizi dinletmek. O yüzden işte cahil insanların protestoları falan oluyor, anladınız mı? Özentileri yani çok gençlerin, heyecanlı olanların, işi bilmeyen insanların. O yüzden bizim için pek önemli biz yolumuza bakacağız ve bu yeni neslin müziği olacak kesinlikle. Bunun önüne kimse de geçemeyecek. Biz yıllardır bu iş için uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Çok emek verdik. Daha da kardeşlerimiz var aşağıdan gelen. Bizi dinleyen insanlar var. Basında olsun. Yani her camiada bizi seven, destekleyen insanlar var. Sonuçta bu iş olacak. Biz belki göremezsek bile ama biz şu anda yaşadığımız süreç içinde yapabileceğimiz her şey. Çünkü biz en eskiyiz orada. Bu işi çok fazla şarkı yaptık, çok fazla albüm yaptık, çok fazla konser verdik. Yabancı ülkelerde rapçiler, sanatçılarla çalıştık, farklı tarzda müzik yapan insanlarla çalıştık. Yani şu anda biz profesyoneliz yani. Ama diğer gençler biraz daha hobi gibi. Yani onların okulları var, işleri var. Hani bütün hayatı rap olmadığı için gençlerin çoğunun birazcık zorluk çekiyorlar. O yüzden zaman ilerledikçe, onlar da işi öğrendikçe güzel gruplar çıkacak. Şu anda bizim zamanımızdaki çıkan herkes şu anda ünlü zaten. O dönemdekilerin hepsi zaten birçoğu bıraktı yapmayanlar. Evet. Ama yeni gelen nesil, yeni gelen nesil kesinlikle böyle daha böyle farklı gruplar, daha iyi evet. Sesler çıkacak. Kila var tabii ki. Onun haricinde Sahtiyan var, Alaturka Mavzeran şekilde Kadıköy'deki, Mihenk Taşı var. Ayben zaten kızlarda yani birçok erkeğin eline su dökemez onu kesinlikle. Yani. Onun haricinde Modixel var. Modixel. Derin Darbe var. Var bak işte. Var. Yani çok aslında hakikaten var, çok var aslında böyle kardeşlerimiz bu işi yapan. Yener var.
Yani ne bileyim, ondan sonra Almanca rap yapan Türkler var mesela, Eko Fresh var, Kurt Savaş var. Yani onlar da çok böyle saygı görüyor. Onlara da bizim de çok büyük saygımız var. Bugün ne kadar Berlin'deyim, oradan Münih'e geçip video klip çekimi olacak yerli plaka parçası için yeni albümdeki. Ondan sonra tekrar döneceğiz Türkiye'ye, ondan sonra Splash Fest var. Türkiye'de? Yok, burada. Almanya'daki Splash Fest, burada çıkacağız. Chemnitz'te miydi o? İşte o konserden sonra Avrupa konserleri devam edecek. Zaten albüm çıktıktan sonra Emi'yle anlaştığımız için Avrupa için birçok ülkede, yani gitmediğimiz ülkelerde gidip konserler vereceğiz. Almanya'nın daha farklı yerlerine, gitmediğim yerlere falan gidiyor. Yani nasıl anlamıyorlar gençler, İngilizce dinliyorlar, Fransızca dinliyorlar. Evet, anlamıyor. Bizi de, hani, ama hissediyorlar ya böyle bir şey. Biz de aynısını yapıyoruz. Yani Türkçe söylüyoruz ama adamlar anlamadıkları halde mesela yabancılar hoşlarına gidiyor, beğeniyorlar, eğlenebiliyorlar yani. Bu aynı şey işte, bunu biz niye müzik olarak yapalım? Bu zamana kadar Türkiye'de hani rap müziği engelleyen insanların hiçbiri yapamadılar bunu yani. Biz yapıyoruz diye insanlar biraz kıskanıyorlar, anladın mı? Bizim istediğimiz bütün dünyada Türkçe rap neye dinlenmesi, yani İngilizce dinleniyor, Almanca da dinlenebilir, her dilde olabilir. İyi yapıldıktan sonra... Bağdur'u çözdüm. O stilde çok ilerledim ama site konularında çok ilerledim. Eskiden hiç benim bildiğim, yani ben kendim internete falan giremiyorum ama bilir arkadaşlar. Ama girenler biliyorlar ki önceden çok daha kötüydü. Hep ana avrat. Şimdi bir kere büyük bir ilerleme var. Oradan görebiliyorsun ki çok gerçekten insanlar hip hop'a ciddi şekilde baktıklarını. Kimseye küfürlü falan değil. Herkes düşüncesini çok güzel, kültürlü bir şekilde aynı Avrupa standartları gibi konuşuluyor ve hallediliyor. Elbette ki bir iki tane it hep olacaktır yani. Bir iki tane it vardır. Yazar böyle, anlıyor musun? Onlar olacaklar her zaman. Ha. Ama aynen. Bu biraz önceki konuya da değinmek istiyorum. Biz bu konuyu nasıl mesela şimdi senelerden beri Ceza olsun, ben olsun, birkaç arkadaş, bir iki arkadaş daha var. Hep bayrağı tuttular böyle. Bu da bu gençler için umut oldu. Kimi tabii ki ya yeni bıraktı böyle, bir şey demiş var birden olmuyor. Ama yine de gördüler ki ya bak işte yapanlar harbiden de yaptı. Ceza da mesela olsun. Türkiye'de bak, Türkiye'de büyük bir umut çocuklara. Çoğu Türkiye'de mesela hip hop kliplerini koymuyorlar falan hikayeler. Evet. Bu da kırılacak yakında. Şimdi yani nasıl koymazsınız ki siz hip hop kliplerini? Tabii. Anlıyor musun? Böyle konular. Gençler işte ARS dinlediler, dinleyerek büyüdüler. Hep televizyonlarda, krallarda onlar yayınlanıyor mesela. Ama bir Ceza mesela Türkiye'de onlara gösterdi ki işte ben Ceza'yım ve ben bunu yaptım, geri yapıyorum. Evet. Şu an hala yapıyorum ve çocuklar ne diyor? İşte, işte yapıyorlar. Ama birisi Türkiye'de, Avrupa'daki Hakan'ımız var. Bunları yapıyor. Demek ki geri destek bizden gerekiyor şartlarda. Bunları artık toplumun kendisi karar verecek. Gençler ve yaşlılar da dahil. Hepsi karar verecek. Bunu gelecek gösterecek. Hiçbir şekilde bizi yayınlardan falan yok edemeyecekler. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır ve bunun en kralını yapıyoruz. Ne olacak? Sözler bitmesin ya, her zaman devam etsin inşallah. Evet. Ömür sağlık el verdikçe biz her zaman bu işi yapmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir alkış, buna bir alkış. Bizim sağlığımız, ömrümüz el verdikçe her zaman yapacağız bu işi. Ölümümüzden geleni yapacağız her zaman. Kimsenin yoluna taş koymamaya devam ediyoruz her zaman. Evet. Güzel zaman buradayız, bizi dinlemeye devam etsiniz. İyi de. Hakan abi. Ceza'ya aynı şekilde katılıyorum ve daha buradan diyorum ki gelecek şimdiki TD'leri takipte izleyin. Çok güzel bombalar patlatacağız. Peace. Korkular yağmur gibi, umutlar hep tükendi, zor yaşam. Bir bakmışsın bir dört duvar ve bir de akan tavan. Nefes alıp verirken zor yaşarsın, kol gezer düşman. Ve farelerin içinde kalmışsın, söner soban. Sen aynı yerde hep, ben aynı yerde bekledim. Çocukken saklandım bahçeydi sokaklar, karanlık komşular sıcak. Gece gündüz aynı dertli insanlar, dolup taşar o taşlı yollarında bitmez kavga.